Kur'an'a göre dinin bilgi kaynağı nedir? Çünkü bu konuda da maalesef çok yanlış algılar ve kanaatler var. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi burada birkaç ana tespitle işe başlayalım. Bir, Kur'an kendisinin Cenab-ı Hak'tan geldiğinden son derece emindir. O yüzden de o tahaddi dediğimiz meydan okuma niteliği taşıyan ayetlere baktığınızda, işte inanmıyorsanız benzerini meydana getirin, 10 sure meydana Delilinizi getirin, getirin, ortaya delilinizi delilinizi koyun. meydana getirin. Şimdi bu durumdan, bu tespitin hemen yanında ikinci önemli bir tespit vardır. Kur'an'ın dışında hiçbir bilgiye, altını kalınca çizerek söylüyorum bunu. Kur'an'ın dışında hiçbir bilgiye Kur'an'la eş değerde muamele yapılmasına izin vermez. Bunu lütfen yazalım ekranımıza. Yani yazabildiğimiz oranda çok güzel bir şey oldu hocam, bu ifade oldu. Hayır, bu Kur'an'dan çıkarttığımız bir tespittir. Yani bu kendi yorumunuz değil, Hayır, tam kendi tersine. yorumumuz değil. Bak, Kur'an'ın bize öğrettiği, ayetlerin bize öğrettiği bir gerçek. Yani Kur'an'ı okuduğunuz zaman Kur'an kendisinin Allah kelamı olduğundan emin olduğu gibi Kur'an'ın dışında hiçbir bilgiyi Kur'an'la eş değerde tutmanıza da izin vermez. Vermez. Bunun delilleri nelerdir? En kolay akla gelecek bir tanesini söyleyeyim. Hazreti Peygamber'e yönelik, işte sen ona bir şey ilave etmeye, çıkartmaya kalkışsaydın şah damarını kopartırdık diyen ayettir. Hatta Yani söylesin. Evet. Hazreti Peygamber'in bile Kur'an'dan bir şey eksiltme, çıkartma hakkı, yetkisi yoktur. Ne diyor Cenab-ı Hak? Dilini diyor kıpırdatma, onu senin belleğine nakşedecek olan biziz. Ve Kur'an'ın korunmuşluğu budur. Şimdi bunun bir başka delili Hazreti Peygamber'in hayatından nedir? Uzunca bir süre Kur'an'la karışır endişesiyle kendi sözlerinin yazılmasını istememiştir. Şimdi dolayısıyla burada hemen toparlayalım. Kur'an herhangi bir başka bir bilginin, hangi kitapta olursa olsun, ister daha önceki vahiy mahsulü kitaplarda olsun, ister peygamberin sözü olsun, Kur'an'la eşdeğerde tutulmasına izin vermez. Hazreti Peygamber de bunu hayatında böyle kabul etmiş, böyle uygulamış, kendi sözlerinin yazılmamasını istemiştir. Bir üçüncü nokta, sahabe de bunu böyle anlamıştır. Şimdi sahabenin bu noktadaki duruşunu somutlaştıralım. Pek çok örnek var. Ben en bilinen örneği burada izleyicilerimizle paylaşayım ya da Lütfen. onlara hatırlatayım. Bedir Savaşı öncesi yaşanan bir hadisedir bu. Çok bilinen bir şey ama niyeyse biz bilgimizi de nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz çoğu zaman. Orada karargah yeri kurulur. O savaş tecrübesi yüksek bir zat Hazreti Peygamber'in yanına yaklaşır. Der ki, burada karargah kurulması konusunda vahiy mi var? Hazreti Peygamber der ki, hayır. O zaman der, burası uygun bir yer değil. Ve Peygamberimiz işte o sorar niçin? Kızmaz, öfkelenmez. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an'da Hazreti Peygamber'e zaten ashabıyla istişare etmesini emir buyuruyor. Yani bu sahabe bunun farkında. Hangi konuda istişare edecek Hazreti Peygamber sahabeyle? Vahiy varsa orada istişare olur mu? Tabii. Demek ki bu kadar açık yani, dedim ya, karmaşıklık bizim kafamızda. Yani biraz daha olayları bilirsek böyle o kadar berrak bir din çıkıyor ki karşımıza. İşte orada... Hocam çok özür dilerim. Orada bir de şu boyutta var. Yani Peygamberimizin kişisel görüşü bile olsa sahabe orada hakikat neyse, doğru olan neyse onun yanında duruyor ve Peygamberimizi Evet. karşısına alabiliyor. Evet, o Burada itiraz etmekten evet çekinmiyor. ki çünkü İslam'ın faydasının hayrına olan bir Evet. şey bu. Ümmetin hayrına olan bir şey. Yani Ya bugün Cenab-ı maalesef o Hakk'ın biat kültürünü istediği görünce, şey. yani Evet. hiç itiraz etmemek, her Çok şeyi doğru. kabullenmeyi görünce, yani bu Çok doğru. güzel bir örnek oluyor. Çok güzel bir örnek. İşte orada bakıyor. Yani aklına yatmıyor, oranın uygun olmadığını düşünüyor. Ve Hazreti Peygamber sebebini soruyor. Diyor ki, önce karşıda Kureyşliler geliyor, öncü kuvvetleri geldi. Şu karşı tepeyi karargah yeri olarak seçerlerse Bedir kuyuları kimin kontrolünde olacak? Onların. Peki savaş uzayacak olursa biz suyu nereden temin edeceğiz? Hazreti Peygamber diyor ki, doğru söylüyorsun. Şimdi buradan çıkan, bakın, üç tane önemli sonuç var. Birisini siz söylediniz. Sahabe peygamber olmasına rağmen bunu bir saygısızlık olarak görmüyor.
yatmıyorsa sebebini soruyor. Sorduğu soru ne? Ey Allah'ın elçisi, bu konuda vahiy mi var? Niye soruyor bu soruyu? Çünkü vahiy süreci devam ediyor. Ve Hazreti Peygamber de niye soru soruyorsun demiyor. Birincisi bu, sahabenin cesareti. İkincisi Hazreti Peygamber'in hoşgörüsü. Sorular rahatsız etmiyor. Yani bu gündelik hayatında da zaman zaman ashabıyla istişare ettiğinin o kadar çok örnekleri var ki, buradan Kur'an'a yansıyanları bile var. Sözü uzatmamak için girmiyorum. Bir üçüncü mesele var. Nedir o da? Ya akıl doğruyu gösterir, her zaman gösterir. Orada da sahabenin aklı peygamberin aklıyla birleşti. En güzel nokta çıktı karşımıza. Karargah yeriyle alakalı başka şeylerde. Ve Hazreti Peygamber'in hayatını dikkatle izlersek bunun örneklerini görebiliriz. Şimdi buradan çıkan birinci ilkeyi açtık. Kur'an'ın dışında hiçbir bilgiye kendisiyle eş değerde muamele yapılmaz.